Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü inceleyeceğimiz kutu açılışımız bir tane full otomatik espresso kahve makinesi. Hepiniz bildiğiniz üzere hatta reklamlarda da çok gördüğünüz bir ürün. Philips 5400 serisi 12 çeşit kahve yapma özelliği sunuyor bize. Bunun 70 bir de 90 olan serisi var. Ben 90 olan serisini aldım. Şimdi bu tarz ürünler incelerken aslında diğer tüm inceleme videolarını izledim YouTube'da. Kim ne anlatıyor, neyi öneriyor, nasıl diye hepsini araştırdım. Ve son nihai kararımı verdim ve dedim ben de alayım bir tane bulunsun istedim. Bunu Amazon'dan aldım. Direkt satıcı Amazon sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde geldi. Kargo kolay gelsin kargosu da. Bu şekilde getirdi. Amacım bir seri oluşturmak bu kahve makinesinden. Şu an ilk video kutu açılışı ve kutunun içerisinde hangi aparatları çıkıyor. Ne şekilde aslında kargo elime ulaşıyor? Kırık dökük çizik var mı? Onu incelemek, aparatlarını incelemek. Sonraki serilerde gerçekten bu 12 çeşit kahve gerekli mi? Hangisi beğeniliyor, beğenilmiyor. Tabii bu biraz kişisel zevke giriyor ama hepsini deneyeceğiz. Avantajları neler? Dezavantajları, bakımı, aparatları, kahve çekirdeği ne konuluyor, ne konulmuyor hepsine bakıyor olacağız. Şimdi kutu bu şekilde çok küçük bir kutu değil. Geldiğinde aynen bu şekilde size geliyor. Üstünden de bakalım. Bu şekilde İngilizce olan yazılar var. Hatta burada ne yazmış? EP544790 serisi. Şöyle yandan da bakalım. Birkaç yerde faturalar vardı, onları söktüm. Latte Go. Burada fatura vardı, onu söktüğüm için böyle. $54.47.90 Philips 5400 serisi hanemize hayırlı olsun. Şimdi bunun kutu açılışına geçelim. Evet. İlk çıkan ürünümüz. Kullanma kılavuzlarımız. Güç adaptörümüz. Burada ekstra bir kutu var. Buna bakacağız. Ana ürünümüz burada. Amacımız kutu içerisindeki malzemeleri göstermek. Aslında ne şekilde yerleştiriyorlar? Gördüğünüz gibi bu şekilde yanlarına karton koyuyorlar. Herhangi bir hasar almasın diye. Tabii taşıyıcı kargo da çok önemli. Bunlar sanırım kullanma kılavuzları diyebilirim. Bunları okuyacağız. Hepsini. Aynen bir tane makine çıkıyor. Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Bunlar bakacağız.
aparatları da olabilir ama bakım kitinin de aparatları olabilir. Onlara bakacağız. Hatta şimdi bakalım. Bu suyun sertlik derecesini ölçen bir aparat. Onu koymuşlar. Başka ne çıkıyor burada? Ekstresyon machine. 5 gramlık. Buna bakmam lazım internetten. Böyle bir aparat çıktı. Ekstra olarak. Dediğim gibi bu bir kutu açılışı. Kutunun içinde neler çıkıyor? Amacımız onları izlemek, onları görmek. Bunlara bakacağız. Sanırım Latego aparatı. Yani süt diyelim. Bu Latego aparatı. Buna bildiğiniz süt koyuyorsunuz. Sütlü kahve bir nevi içme durumu oluyor. Bunları hepsini sabitleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anlık gösterme amaçlı bu şekilde bir aparatımız bu da ekstradan çıktı. Son ürünümüze bakalım buradaki neymiş? Yani bu da şey su filtresi sanırım. Evet. Su temizleme kireç önleyici aparat. Birkaç bardak içtikten sonra 500-600 bardaktan sonra ya da ikinci bakım olan 5000-6000 bardaktan sonra bunları satın almanız gerekiyor. Şimdi ilk seferde kendi getiriyor. Bu şekilde. Aslında kullanma kılavuzuna baktığınız zaman kireç önleyici de diyebiliriz. Aqua Clean diye geçiyor. Burada İngilizce başka yazılar da var. Almanca, Fransızca birçok dilde yazılmış. Burada gördüğünüz gibi su haznesinin içerisine koyuyorsunuz. Kireci önlüyor. Bunu kullanacağız. Bunu şuradan tutup çıkarmayın ya da bunu zorlayıp bir anlamı yok. Burada adamlar şunu düşünmüş. Ekstradan tutma yeri var. Direkt bu tutma yerlerinden tutup ürünü çıkarabilirsiniz. Tut aşkına. Yani herhangi bir kırılma falan olmaz. Korkmayın. Bu şekilde çıkarmanız yeterli. Böyle zaten açılıyor. Evet, bunu bu şekilde çekip alabilirsiniz artık. Ve ürün ortaya çıkıyor. Şimdi ilk izlenimlerimize bakalım. Gerçekten çok şık. Şuralar krom. Bilerek bu modelden aldım. Bu renkten aslında. Kahve bu tarafta dökülüyor. Bu bardağa göre şekil alabiliyor. Uzun bardak, kısa bardak. Latte Go'yu buraya koyacağız. O şey aparatını, demir aparatını buraya koyacağız. Su haznesi bu tarafta. Göstereceğim şimdi. Şimdi üstü bu şekilde gözüküyor. Rengi de gayet şık. Siyah. Şu kahveyi buraya dökeceğiz. 12 ayarlı şey var. Kahve sertlik ayarı, öğütme ayarı pardon. Bunların hepsini göstereceğiz ama bu sonraki aşamalar olacak. Bu sadece kutu açılışı ve içinde neler çıkıyor göstermekti. Bir sonraki aşamalarda aslında çalışma mantığını ve içindeki diğer kısımlarını gösteriyor olacağım. Burada giriş adaptörü bu tarafta. Arkasında oluyor. Su gözüksün diye cam aparat yapmışlar. Bence güzel bir detay. Bu şekilde su aparatı da çıkıyor. Bunun içine su koyuyorsunuz. O filtre kireç çözücü aslında buraya koyuyorsunuz. Burada motor falan var. Bunların bakımları falan hepsi kendi dokümanda yazıyor. Başka anlatabileceğimiz bir durum gözükmüyor. Yani ürün bu. Biraz fiyatlardan bahsedelim. Amazon'da aldım. 20.800 falan civarı.
Şu anki fiyatlar o şekilde, onu söyleyeyim. Bunların çalışma modları, misafir modları, 4 tane profil ayarlarının hepsini göstereceğim. Bu bir sonraki videolarda olur. Şunların hepsi 12'sini deneriz. Nasıl çalışıyor? Sertlik, yumuşaklık derecesi artık kullana kullana kendiniz profile kaydetmeniz gerekiyor. Kullandığınız kahve çeşidi de çok önemli. Şu anlık denemeyeceğim. Aslında bu bir kutu açılışıydı. Tekrardan söylüyorum. Herkes kendine iyi baksın o zaman. Hoşça kalın.